Teşekkür ediyorum Cem. Cem'den sonra buraya çıkmak büyük bir zevk. Çünkü beklentiyi gerektiği kadar düşürüyor gerçekten. Harika bir akşam bu akşam. Merhaba Kadıköy, nasılsınız? Evet, mükemmel bakıyorum da harika. Yüzler pırıl pırıl insanlar. Yine tek bir vergi mükellefi bile yok aramızda. Çok güzel gerçekten. İşte benim crowd'um. Evet, ismim Çağla Alkan. Arada stand-up yapıyorum gerçekten. Ailem stand-up yaptığımı öğrendi geçen hafta. Çok mutlu oldular. Aşırı derecede gurur duyuyorlar benimle. Gurur duyma eşiği çok düşük bir aileden geliyorum. Maalesef ki benim için. Ama tabii Cem'in ailesi kadar değil. Özgür neredesin? Evet. Özgür, şive komedisinin yakıştığı ender insanlardan biri. Evet. Özgür'ün yaptığı şiveyi ben tanıştığım zaman çıkartamadım. Çünkü kırsalda bulunmuşluğum yok. Ama bu işi bilenler Özgür'ün şivesini akraba evliliği olarak tanıyor. Bana inanmıyorsunuz. Kendiniz şazamlayabilirsiniz. Bazen Özgür'ü şazamlayınca şazam şey yazıyor, bölge insanı. Özgür'le benim ilk tanışmam, eğlenmek için gittiğim mekanda Özgür'ü mekanın valizi zannedip anahtarı vermemle başladı. Normal bir hata, çünkü Özgür'ün dış görünüşü ben okumadım diyor. Ama dış görünüş aldatıcı olabiliyor biliyorsunuz. Ve davranışlar ve konuşmalarda aynı şekilde aldatıcı olabiliyor. Özgür gayet okumuş biri. IT sektöründe çalışıyor. Çok da başarılı. Ama ilginçtir ki IT'de çalışıyor olmasına rağmen Özgür'ün ilgisini çeken tek bir çerez politikası var. O da başkasının birasının yanında gelen beleş çerez. çok bir şey söylemek istemiyorum Caner hakkında çünkü görsel yeterince açıklayıcı. Size Caner'in nasıl bir insan olduğunu anlatmak için Caner'le aramızda yakın zamanda geçen bir WhatsApp yazışmasını okuyacağım şimdi. 2 gün önce oldu. Yanında getirdim dökümünü. Caner, Çağla, cuma akşamı Eskici'de Rost'a gelir misin yaprağın yerine? Çağla, yaprak neden gelmiyor? Caner, kovdum, sikerler dedim. Caner, doğru mu bunlar şimdiye kadar? Doğru mu? Yani mesajlar doğru. Evet. Çağla, ayıp değil mi arkadaşın arkasından böyle konuşmak? Sana yakışıyor mu? Caner, ben komedyenlerin hiçbiriyle arkadaş değilim. Onları menfaatim için kullanıyorum.